Kıymetli izleyiciler, zemin ve hava şartları yemek yemeye müsait. Taraflar sahaya çıkmak üzere. Kadir Çöptemir deplasmanda. Gaziantep'in ilk 11 kadrosu şöyle. Kalede Beyran Oey! Geri üçlü Katmer, Merengiç Kahvesi, Dut Şurubu. Orta sahada Eşkili Taraklı, Dövmeli Alaca Çorba ve Genç Yetenek Nohutlu Dürüm. Forvet'te ise Gaziantep'in muhteşem ileri ikilisi. Baklava ve küşleme. Centilmence bir maç olsun. Hak eden kazansın. Sofralarımızda şiddet görmek istemiyoruz efendim. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Antep'te, Ezgi. Sağ olsun Ezgi'yi aradım, ben Antep'teyim diye. Gel seni bir yerlere götüreceğim dedi. Evet efendim. Hoş geldiniz. Sizi Gaziantep'te görmek çok güzel. Canım, Ezgi benim. Efendim böyle kibar kibar konuşuyoruz ama Ezgi benim eski bir arkadaşım. Kendisi hasbihas, doğma büyüme Antep'li. Değil mi? Gaziantep'li pardon. Çünkü dedi ki, seni dedi Antep'in çok gizli hazineleriyle tanıştıracağım dedi. Onun için efendim... O hazinelerden birinde buluştuk. Onlardan bir tanesi küşlemeci Hüseyin Usta. Allah gelmeye başladı. Ezgi'cim Antep için et her şey demek değil mi? Her şey. Yani etsiz bir Antep'i düşünmek siz mümkün bir değil. Siz bir Antep yemeği düşünemezsiniz. Etsiz bir Antep düşünebilir miyiz? Hayır. Kesinlikle. Hayatım bu kadar eti yiyorsunuz, bu fazla değil mi? Protein. Araya bir sebze, araya bir zeytinyağı, araya bir yeşillik. Yani şöyle diyelim, biz sebzeyi de seviyoruz. Örneğin patlıcan kebabı. Ha, onu da muhakkak etle evet. Buluşturunca diyorsunuz, evet. Aynen. Ve Antep lahmacunu geldi, Antep lahmacunu. Ezgi bunun hastasıyım ben ya. Fındık lahmacunun. Kokuya bak. Yani sarımsaklı oluyor değil mi bu? Sarımsak, soğan. Ama şu soğan kokuya... yaptığımızda oluyor. Of. Selim Allah aşkına şunu göstersene. İşte bu bak. Mal bu. Bu. Ay. Yemin ediyorum şuradan. Ya Ezgi şimdi senin gibi hem eski hem hoş bir arkadaşımla karşılaşmışım. İki lafın belini kırmak istiyorum ama fazla da dayanamayacağım. Bir yandan çaksak mı hayatım? Başlayabiliriz tabii. Hayatım. Tabii. Evet. Çaksak mı dediğim lahmacunla şiş ama nasıl lahmacun nasıl şiş. Vay vay ölem vay vay. Anam ağlar başımda. Ezgi bu ne? Ezgi ne bu? Bakıyorum test ediyorum. Nasıl Ezgi? Ben gayet iyiyim. Her zaman olduğu gibi. Ezgi şöyle söyleyeyim, şahane bir yere getirmişsin benim. Çok güzel lahmacun. Ne demek? Bazı zayıf insanlar, senin gibi metabolizması hızlı çalışan, aynı zamanda çok da yer. Mesela belki Ezgi'ye sorsa şundan bir otursa 5 tane yer belki. 5 çok biraz iddialı oluyor ama 3 tane yiyebilirim. Bak düşün 3 tane yiyebiliyor. Zayıf ama. Arkadaşım bu 250 gram kız 3 tane yiyebiliyorsa 250 gram çarpı 1500 ben oluyorum o. O benim bir oturuşta 12 tane lahmacun yiyebileceğim matematik olarak bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Ama lahmacun deyip geçme. Biz ona sevgi diyelim. Aşk diyelim biz ona. Acayip bir şey. Evet, etinizin tadına bakıyorsunuz. Bakın. Var. Allah seni inandırsın. Ekmek musaf çarpsın diyeyim. Böyle bir lezzet, böyle bir terbiye yok. Yani terbiye derken, etin terbiyesini nasıl yapmışlar abi? Bu nasıl bir sos ya? Yumuşaklığı. Bu ne abi? Yani bu ne Ezgi? Evet. Bu ne i̇şte ya? İşte ben bu yüzden başka bir şehre göçmeyi tercih ya etmiyorum. Ya ben bu yüzden İstanbul'dan Antep'e göçmeyi düşünüyorum ya.
Selim gel dol dol gel yavrum dol bak. Büyük şu, bir kayıp. Ya şuna bak ya bak, o kadar yumuşacık et. Sosu inanılmaz. Tabii burada biraz acıya da alışık olacaksın değil mi? Çünkü evet, kullanılan baharatlarımız acı olduğu için biz Antepliler acı seviyoruz. Sen de seviyor musun acı? Ben seviyorum. Bence de acı iştah açıyor. Çok lezzetli bir şey ya. Yani. Aynen. On. Mesela ekşi tatlardan çok acı tatlar benim daha çok tercihim oluyor. Hmm. Hayatım bana tat olsun da ekşi acı. Yeter ki tat olsun. Peki, mesela bir Antepli'yi tanımlamanı istese birisi. Ya bize tanısana. Bir Antepli kadın, bir Antepli erkek. Yani ne özelliği var, ne hususiyeti var dese ne dersin? Antepli kadınlardan başlayalım. Şimdi Antep deyince sen de biliyorsun ki yemek akla geliyor. Bu yönde şöyle söyleyebilirim. Antepli bayanlar, bizler yemek konusunda çok hassasızdır. Hani denir ya, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Biliriz bu işi diyorsun. Tabii erkeğine göre de değişir. Misal benim kalbime kadar gitmene gerek yok. Midemi fethet, damağımı fethet. Ömür boyu ben köle olayım sana ya. Kalbime gidip de ne yapacaksın? 3 damar zaten tıkalı. Gaziantep'te de 4.'yü kafadan tıkayacağım bu gidişle. O da ayrı. Hüseyin Usta'nın girişte oğluyla tanıştık. Çok hoş, güzel bir Oğuz abi. Bak çok hakikaten dünya tatlısı bir Antepli. Abi afiyet olsun. Abi sağ olun. Geldiniz. Hoş bulduk abicim. Buyurun. Hoş geldiniz. Abi öncelikle yemekleriniz yeterli mi? Bir koyun daha keselim mi? Sağ ol abi. Gelmeden önce bir dana kadar yedik zaten. Abi oturmaz mısın? Hüseyin Usta pekmez yapmaya mı gitmiş? Evet abi, Hüseyin Usta bugün pekmez yapmaya gitti. Şimdi üzümlerin üzerinde üzüm tepeli. Ama Antep'te zaten ya, burası çok lezzetli bir yer ayrı da. Antep'te zaten lezzetsiz bir yer bulmak mümkün mü abi? Abi Antep... Tek tük belki. Tek tük belki. Şimdi Antep'te daştan yumuşağını yiyorlar ama eti ne yumuşak? Taştan yumuşak olsun bırak bana diye. Evet aynen öyle abi. He. Taştan yumuşağını yiyorlar ama etine yumuşağını yerler. Yani Antep'te böyle. Peki bu Antepli'nin et sevdası ne baba? Yani niye bu sebzeye yönelik bir sevda yok? Niye böyle bir hani yoğurt yiyeyim, salatayla geçiştireyim falan. Hani öyle bir şey yok. Bak adamın yüzü değişti. Bu ete, bu yoğun ilgi, hem de kırmızı ete değil mi? Tavuğu bile zor yer. Abi tavuğu bile zor yer. Şimdi Antepli ta eskiden beri, hatta Sultan Süleyman Han'ın buradan Şam'a doğru giderken Gaziantep'te kale civarında oturup ciğer kebabı yediğini söylerler. Hadi canım, evet. Bizim gibi sabaha karşı. Sabaha karşı gelmiş orada ciğer kebabı yemiş abi. Antepli'nin eskiden beri böyle ete bir düşkünlüğü vardır. İşe bak, Kanuni sefere giderken Gaziantep'te ciğer kebabı yiyor. 4. Murat seferden dönerken Gaziantep'te kahve içiyor. Osmanlı Hanedanı'nın bir ayağı Gaziantep'teymiş ya. Antep mutfağı bence şöyle bir tespitim var. Şimdi sen yeni jenerasyon olduğun için Antep mutfağı, yani dünya mutfakları arasında bir yer edinmesi gerekirken çok lokal kalmış ya. Halbuki şunu bak ben sana söylüyorum, Amerikalara yedir okey der. İngiliz'e yedir tamam der. Japon'a yedir eyvallah der, anladın mı? Evet. Yani Fransız'ı, İtalyan'ı buna hayır demez. Ne bileyim kesinlikle ben abi. Meksikalısı, onusu bunusu. Burası organize sanayi bölgesi olduğu için buraya sürekli yabancı misafirler geliyor. Hı-hı. Bazı adam Çin'den Türkiye'ye şeye geldiği zaman, Gaziantep'e böyle organize geldiği zaman beni küşlemeye götürüyor. Adam küşlemeyi öğrenmiş yani, artık hı-hı, küşleme demeyi bile öğrettik hı-hı biz onlara. Tabii ki yediklerinde bunun farkını onlar anlıyorlar. Hmm. Çünkü biz eti saklama usulümüz, eti terbiye etme usulümüz onlarkine göre çok çok doğal. İçim kan ağlayarak küşlemeci Hüseyin Usta'dan ayrılıyorum. Bak vasiyetimdir. Allah gecinden versin. Vefatımdan sonra beni buraya gömün. Sakın ama sakın Gaziantep'e gelip de Hüseyin Usta'yı es geçmeyin. Yemin ediyorum ahirette iki elim yakanızda olur ona göre. Eyvallah abicim, sağ olun. Açmayalım. Açmıyorum. Ezgi nasıl bir yere getirdin beni, yemin ediyorum. Ya. Aha şurası benzinci. Benzincinin içinde işte. Küşlemenin kralı ya. Vallahi bir numarasın ya.